Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Ee, video tamamen transfer odaklı olacak ama videonun sonunda geçen gün e, topluluktan yazdığım ama konuşamadığımız bu Young Boys maçının e, sonucuyla alakalı ufak da bir yorumum olacak tabii ki de. Onu es geçmeyeceğim. Şimdi e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Transfer dönemi bittiği zaman iki tane imzalı tişört kazananı açıklayacağım. Şu an hala devam ediyor. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz ee, bu hediye için çekilişe katılmak adına. Hemen gündeme başlayalım. Şunu yazdım. Dün topluluktan dedim ki Galatasaray'da 5 isimle net olarak yollar ayrılıyor. Hatta bunun 6'ya çıkma ihtimali var. Bunlar yabancı. Artı olarak yerlilerden de ayrılmasını beklediğim isimler var. Ve minimum 3 transfer yapılacak dedim. Transferde Galatasaray hızı arttırdı. Şöyle söyleyelim çünkü 30 Ağustos biliyorsunuz yani bugün Avrupa'da birçok ülkede yani Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde transferin kapandığı gün. Ve bu sebepten Galatasaray Avrupa'ya göndereceği oyuncular konusunda işlemleri hızlandırdı. Bu tweet'i ve topluluktan gönderiyi attıktan sonra iki kişi zaten hemen gitti. Bir, Wilfried Sağ. Fransa'ya gidiyor. Hatta gitti bile diyebiliriz. 2. Derik Köhn. Derik Kön de Almanya'ya gidiyor. Bu iki transfer de tamamlandı. Diğerleri de tamamlanacak ama diğerlerinde isimleri de hemen şöyle söyleyeyim. Leo Dubois. Leo Dubois gidiyor. Eyüp Spor, Başakşehir isteyen kulüpler. Eğer bu kulüplerle bir anlaşma sağlayamazsa Galatasaray'la bu oyuncuyken sözleşmesi feshedilecek. Sergio Oliveira da gönderiliyor. Sergio Oliveira da bir kulüple anlaşma sağlayamazsa ee, ve bu transfer diyelim hani oldu. O zaman Galatasaray'ın maaşının bir kısmını ödeyecekti ama diyelim ki gene böyle Oliveira anlaşma zemininde problem çıkartıyor. O zaman Oliveira'nın da sözleşmesi feshedilecek. Yusuf Demir, Yusuf Demir'in de aynı şekilde başka takıma transferini bekliyorum. Kiralık olarak Zaha kiralık, e, Derik Köy'nde kiralık, Derik Köy'nde satın alma opsiyonu var. Zaha maaşının bir kısmını Galatasaray karşılayacak. Bunların hepsi artık okey Galatasaray'da bu oyuncularla yola devam edilmiyor e, topluluktan yazdım. Buradan da artık aktarmış ve konuşmuş olalım. Altıncı isim bonus demiştim. Altıncı isim Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş son dönemde istediği süreleri alamaması nedeniyle e, bir kırgınlığı var evet ve menajerine ayrılık üzerine talimatı verdi. Hakim Ziyeş eğer Avrupa'dan yani bugün son zaten Avrupa'dan istediği derecede bir teklif alırsa ya da Arabistan'dan Hakim Ziyeş de Galatasaray'da ayrılık kervanına katılacak yerlere geçelim hemen yerlilerde Abdükerim Bardakçı gidiyor. Yani bu da net diyebilirim size. Zaten Abdükerim'in yerine Hermoso transfer ediliyor. Abdükerim Bardakçı gidiyor. Kerem Aktürkoğlu için şu an şu dakika itibarıyla netleşmiş bir şey yok. Ama olursa Kerem Aktürkoğlu da ayrılabilir. Yani zaten en son Spartak Moskova ile bir e, anlaşma zemini sağlanmaya çalışılıyordu. Kerem'in istediği de parayı verdiler ama Kerem son anda hani o dönemde gitmekten vazgeçti. Avrupa'dan istediği bir teklif gelirse bugün içerisinde Kerem Aktürkoğlu'nda ayrılma ihtimali var. Ancak Abdülkerem'inki gibi net değil. E tabii ki de şimdi takımdan diğer gidecek isimler de olacak. Onları bu ana isimlere dahil etmedim. İşte Çıkıl Daoğlu, Morutsan'ı, e, Halil Dervişoğlu'su bu isimler de gidecek. Onu net bir şekilde söyleyelim. Gelecek isimlere geçelim. Gelecek isimler. Hermoso Galatasaray mutlu sona çok çok yakın. Şu an takip edemiyorum telefonumda uçak modunda çünkü haberler ardarda arda geliyor bu süreçte. Bir anda zaten Twitter'da görmüşsünüzdür yani pat diye bir şey açıklanabiliyor. Ee, mesajları da bakamıyorum. Şu anda şu dakika itibariyle Hermoso Galatasaray'a gelmeye çok yakın. 4,5-5 milyon euro civarı bir maaş olacak. Galatasaray'ın yeni stoperi olmaya yakın. Diğer isme geçelim. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadınız, bonservisse verecek bir para elde edemediniz. Bu sebepten deküper transferini de bitiremediniz. Ne demiştim? Deküper olmazsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa bir İsmail Jacobs demiştim ve Galatasaray İsmail Jacobs transferini de bitirdi diyebiliriz. Jacobs satın alma opsiyonunu kiralık olarak gelecek Galatasaraya, Galatasaray, Galatasaray sol bek transferi, stoper transferi. Tamamladı kanat için John Arias hocanın en çok istediği isim Zanın yerine ikinci seçenek Arman Lorente onu da söylemiş olalım. Bu iki isim eğer bu iki isimle anlaşma zemininde bir problem çıkarsa ne olacak? O zaman gözler adaya çevrilecek Galatasaray'da oradan bir isim var. Hemen. Diğer bölgelere geçelim İşte sorulanlar başkan yolu. Mesela Galatasaray bütçe yarattı diyelim. Bu arada hem sol stoper hem de sol beki yedekleyebilecek bir yerli isim içinde uğraşıyor. Geçenlerde söylemiştim Yasin Özcan transferi şampiyonlar ligine kalsaydı Galatasaray oradan gelecek parayla resmi teklifi yapacaktı. Ancak şu an bütçe yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'nin teklifi 3 milyon euro artı bir oyuncu takas. Beşiktaş'ın teklifi 2-2,5 milyon euro artı ee, iki oyuncu. Galatasaray'ın resmi teklifi yoktu fakat bütçe yaratılırsa Galatasaray hem sol bek hem de sol stoperi yedekleyebildiği için yerli olarak Yasin Özcan transferi için e, girişimlerini hızlandırabilir. Merkez orta saha soruyorsunuz Adrian Rabiot'u soruyorsunuz. Adrian Rabio Galatasaray eğer bütçe yaratırsa ve bugün bir yere transfer olmazsa Rabio ha şöyle diyenler de oluyor. E, free transfer yani Boşta olan bir oyuncu olduğu için Avrupa'ya gidebilir transfer dönemi bittikten sonra da deniliyor ama biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi listeleri verilecek ve kulüpler e, bugüne bitirmeye çalışıyor Avrupa'daki takımlar büyük transferlerini. Yani Rabio transferi için ilk kritik zaman bugün sonra diyelim ki bütçe yaratıldı Rabio'nun olmaması için bir sebep yok hoca. Ben oraya transfer istemiyorum. Demediği sürece. Ama burada hocanın raporu 8 numarayı kesin alalım mı yoksa 10 numarayı alalım şeklinde mi olacak? Bu da önemli. Young Boys maçıyla alakalı da hemen konuşalım. Konuşamamıştık çünkü. Young Boys maçı tamamıyla Galatasaray'daki oyuncuların üstünde böyle bir hani basiretsizlik demeyeceğim bir isteksizlik, sanki bir bıkmışlık, bir doymuşluk. Hadi onu geçtim hocanın gerçekten bazı konularda ben hani artık böyle kontrol dışına çıktığını düşünüyorum. Yani bir kontrol kaybı var. Basın toplantısındaki hocanın cevaplarındaki gerginlikten de bu belli oluyor ve böyle bir maça kesinlikle çift forvet çıkmamanız gerekiyordu. Yani 3-4 gol mü atmanız lazımdı sizin? Bir tane atsanız uzatmaya gidiyor zaten bir farkla gitseniz. Hocanın yanlış taktikleri, tüm hücumcuları sahaya sürmesi, elinde bir Oyunu değiştirecek oyuncu kalmaması. Mesela Barış Alper Yılmaz'a neden o kadar dakika katlandı hoca? Ben onu anlamadım. Yani o kadar top öldürdü ki Yeraltı oyuna girdi. Çocuk ben Yeraltı eleştirenleri de anlamıyorum. Leblebi gibi adam geçti. İlerledi, pas verdi. ilerledi pas verdi. Barış Alper Yılmaz kaç pozisyonda Yeraltı geri görmedi? Yunus Akgün 5 dakika kenarda bekledi ya. Yunus mesela neden değişmedi orada? İki kere top dışarı çıktı. Bu turun kaybedilmesinde yani Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasında Galatasaray'ın bir numaralı sorumlu ben Okan Hoca'nın olduğunu görüyorum. İlk karşılaşmada hadi diyelim bireysel hatalar vardı. Abdülkerim, Muslera, Köhn. Ee, i̇kinci karşılaşma hocanın yanlış diziliş ve bazı konulardaki ısrarı hani bağıra bağıra tur gidiyor dedirtti ve gitti de zaten. Fernando Muslera'ya da gelmek istiyorum. Fernando Mustera bir önceki hafta o eleştirilere o kadar hani kulak açmış demek ki ona sinirlenmiş. Ben Fernando Mustera'nın o işte oyuncuların sahadan çıkmaması vesaire bunlarla alakalı olduğunu düşünmüyorum o sinirinin. Bir önceki haftaki aldığı eleştirilerin bir patlamasıydı o. Bana göre ve 38 yaşında bir adamın böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Ne alaka abi gidiyorsun şelme takıyorsun ya. Hani Orada yapılacak bir hareket değil. 15'e yakın dakika var. Galatasaray turu geri çevirebilir. Yani anlamadım. Acemi bir futbolcu gibi böyle bir hareket yapmanın anlamı neydi? Galatasaray'ın Fernando Muslera konusunda artık bir yaptırımda bulunması gerekiyor. Ki yerli kaleci de alması gerekiyor. Tekrarlıyorum. Altay Bayındır Celtic'le anlaşmadan hemen gidin. Oynama garantisiyle buraya getirin. Zaten Şubat'la Nisan arası görüşüyordunuz. Gündem bu şekilde. Yeni gelişmeler oldu ben topluluktan paylaşırım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.